Evet, 29 Haziran, 5 Temmuz aslan burçlarına gelmişim. Ve aslanlara şunu demek istiyorum. Bu egon, bu tavrın, bu ruhun, her şeyin benim deyip her şeyi böyle kenara atıp ve ciddi anlamda insanlara böyle yıpratan bir enerjin var. Bence bazen kendinizde de hataları gördüğünüzde bütünleşme dediğim olayı, yani bu çalışanınız olur, kendi patron, kendiniz patron olabilirsiniz. Bunu eşinize de, çocuklarınıza da, çevrenizdeki insanlara da yapıyorsunuz ama en yakınınızın canını acıtıyorsunuz. Artık canını acıtmayı bırakın. Çünkü siz merhametli ve vicdanlı bir insansınız. Sadece insanlara güçlü görünmek için ve ben hani kadınım ya da erkeğim bunu yapıyorum demek için belki bazen ağır tavırlar sergiliyorsunuz. Biraz bununla ilgili belki kendinizi bu konuyla ilgili nasıl geliştirebilirsiniz? Yani siz çok zekisiniz ve başarılı bir insansınız. Ben sizin bunları bildiğiniz ama nazlanma dönemi yaptığınız için sert atışlar yapıyorsunuz. Bu sert atışları artık yumuşatmamızın dönemi geldi. Çünkü siz zaten düzeninizi, hayatınızı, evdeki insanları ve işteki insanları da seviyorsunuz. Sadece sorun bence sizin farkında ve değer görmediğiniz zaman ağır reaksiyonlar gösteriyorsunuz. Aslında değer gördüğünüzün de farkındasınız ama biraz şımarıklık da haftası yaşayacaksınız. Lütfen artık çok uzun yıllardır şımarıklık yaşıyorsunuz. Bunu artık insanları da bir azat et canım aslan burçları. Yerinizde değişimler gerçekleşecek. Beklediğiniz bazı evraklar size olumlu ve oluşturmak istediğiniz ortaklı işler size çok güzel kapılar getirecek. Özellikle devletle alakalı beklediğiniz yasal, mahkemesel ya da açılmasını ya da ihalelik bir durumunuz varsa ya da uzun süredir devlet kapısına girmek istiyorsanız gerçekten size destekle bu kapılarınız bu hafta doğru taşlar oturacak ve gelecekte istediğiniz noktaların aydınlanmasını yaşayacaksınız. Özellikle yurt dışında oturan aslan burçları Türkiye'ye tekrar geri gelmek istiyorlar ve bunlarla alakalı oradaki çözmesi gereken olayları var. Bunların hepsini çözecek ve bazı aslanlar bu hafta evlilikle, yani evleniyorlar, düzen ve ev kuruyorlar ve bunların verdiği bir zorluk var değerli aslanlarda. Evet aslanlar, şimdiden evliliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Çok da güzel bir evliliğiniz olacak ve kız çocuk enerjiniz gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun evlenecekler için diyorum. Evliliğinde pürüz yaşayanlar da sakinlik dönemi. Hatta şöyle söyleyeceğim. Eğer 4. ya da 14. katta oturuyorsanız giriş katlı bir ev sizin için şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve uzun süredir de aracınızı satıp ev almak isteyen aslanlar bunu başarmış olacaksınız. Ve güzel ev size gerçekten uğurlu ve bereketli gelecek. Kendi özgürlüğünde yaşamak isteyen ve ben evlilik ya da çocuk istemiyorum diyen aslanlarda da sürpriz bir aşk ve ikna olma döneminiz olacak. Hani büyük laf söyle küçük lokma, büyük lokma ye küçük laf, büyük laf söyleme derler. Siz inat, hani insanlar sizden beklemezken sürpriz bir evlilik. Uzun süredir de yasal olarak çözülmesi gereken ailevi mahkemeler ve sorunlar var. Bunlar biraz daha devam edecek değerli aslan burçlar ama sonunda hak ve adalet istediğiniz noktada sizin hayatınıza gelecek. Ben sadece hani çok uzun yıllardır beklediğiniz için umudunuz, ruhunuz, enerjiniz o kadar yorgun ki yani biz nasıl olsa bu malı unuttuk. Bize böyle bir mal, hayır bu mal size gelecek ama yasa ve mahkeme olarak biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bir de özellikle deniz kenarı ya da dere kenarında olan arazisi olan aslan burçlarına çok güzel bir müteahhit teklifi ya da güzel bir enerji var. Bunu değerlendirdiğinizde gerçekten parasal anlamda çok büyük bir rahatlığa erişeceksiniz ve bu rahatlık sizin için ciddi anlamda güzellikler ve bereketler getirecek. Değerli aslanlar, hak ettiğiniz değeri kazanacaksınız. Sağlık olarak şuradaki dirsekler ve omuzdaki hani sırt ve omuz bölgenizdeki liflerle alakalı ani hareket ederek vücudunuzdaki kaslarda bir sıkıntı olabilir. Kontrol edin. Ve uzun süredir estetik yapmak isteyen bazı aslan burçlarına derim. Hadi git yaptır zamanın ve dengen yıprandı. Yapmak istiyorsun ve bu yapacağın sana enerji o kadar iyi gelecek ki ve yap diyorum. Sevgili aslan burçları. Sevgi ve mutlulukta kalın değerli aslanlar. Yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Bizi takip ettiğiniz ve bizde kaldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgide ve mutlulukta kalın diyorum.